Peki, bir video izliyoruz şimdi kısaca. Evet. Ah. Kötü bir son değil mi? Yani komik bir son gibi geliyor tabii. Ama burada çok çok söz var yani. Çok kısa bir filmde çok şey anlatılıyor. Evet, insanın hırsı, hıncı, yani oradan işte her şeyi, tüm doğayı tüketebileceğine inandığı bir meta gibi görmesi, fütursuzca tüketmesi ve bunun gitgide böyle mesela sanayileşmiş bir orada hayvan endüstrisi görüyoruz. Gerçekten de insan artık 20, 20. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve içinde bulunduğumuz çağla beraber bunun dozunu gitgide artırdı. Az önce Tuğçe hocamın da söylediği gibi doğa inanılmaz yorgundu bizim sürekli hareket halinde olmamızdan. Gökyüzü inanılmaz yorulmuştu. Tüm doğa dinlendi biz çekilince. Burada gördüğümüz haliyle asıl virüs evet insana dönüştü. Ama insan acaba başka türlü olanaklara da sahip bir varlık mı? Neden virüs olmayı kabullendi? Başka türlü olamaz mıyız? Yani herkes mi bu kadar fütursuzca doğayla böyle bir ilişki kuruyor? Şimdi ben yine ekranımı paylaşarak
şeyden devam etmek istiyorum. Hazırlamış olduğum sunumdan devam etmek istiyorum. İnsanın, yeni çağdaki insanın diğer çağlardaki insanlarla çok sanki az ortak noktası kaldı gibi. Ne gibi yani? Bir kere yapay zeka ile artık bir arada ve çalışma biçimlerinin değiştiği, işte öğrenme şekillerinin değiştiği, okul kavramının değiştiği enteresan bir arifedeyiz, eşikteyiz biz aslında. Tam bir değişiklik olmadan ama yani topyekün bir hazırlık gibi bu süreç. Ben bunları tam girmeyeceğim ama ilk kez karşı karşıya gelen arkadaşlar için söyleyelim. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın işte ilk işte 19, yani 2025 civarı tamamlanacağını söylenilen dönem Endüstri 4.0 dönemi. Neydi 4.0? İşte 1.0 sanayi devrimi, o ilk sanayi devrimi. 2.0 elektriğin bulunması, aynı zamanda bu okulun da icadı, o okulun da kurgulandığı süreç. İşte 3.0 bilgisayarla fabrikanın buluşması olayı. 4.0'da akıllı zeka, şey, yapay zeka diyelim yani. Yapay zekanın artık hayatımızın içerisinde yer alması. Bu akıllı telefonlarımız da bunun bir parçası. Akıllı süpürgelerimiz de bunun bir parçası. Ama buradaki fotoğrafta görüldüğü üzere insansız fabrikalar da bunun bir parçası. Yani biz insanın gitgide atıl kalabileceği bir döneme doğru girdiğimizi zannediyoruz. Bu belki birinci sanayi devriminde de böyle algılanmıştı. Her şeyi elle yaparken insan bir makinalaşma süreci başladı. Bu çok basit bir makinaydı, çırçır makinasıydı. İşte orada pamuklu dokumayı şey yapmaya başlayan, seri üretime getiren bir şeydi. Ama dünya bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. O çırçır fabrikası için buharlı makinenin orada çalışmaya başlaması olayıyla beraber çok büyük kitlesel göçler yaşandı. Apartman daireleri oluştu. Bununla beraber işte okul kavramı ortaya çıktı ama günümüz zorunlu eğitimi, hep eğitim vardı ama böyle militarist diyebileceğimiz hani tek sıra halinde böyle askeri unsurlar da barındıran, insanı bedensel, ruhsal, zihinsel disipline etmeyi hedefleyen, belli bir prototip yaratmaya çalışan okul kavramından, eğitim kavramından ancak sanayileşmeyle beraber bahsedebiliyoruz. Bununla beraber yalnızlaşma, modernizm ve yeni bilim dallarının ortaya çıkması, bunlardan bir tanesi psikoloji bilimi. Öncesinde insanın psikolojisine dair, insanın daha iyi, daha konforlu yaşamasına dair her şey felsefenin konusuydu. Ama işte fizik de felsefenin konusuyken münferit bir alan oluştu, bir disiplin haline geldi. Kimya da aynı şekilde, botanik de aynı şekilde, fizik ve psikoloji, sosyoloji de aynı şekilde. Bunlar yeni doğdu daha doğrusu. Yani münferit bir alan, bir disiplin olarak kendini ilan etti. Ve bu alanlarda bir sürü insan istihdam edildi. Hayatların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bir daha dediğimiz gibi 1784 öncesi sonrasıyla asla aynı olmadı. Hiçbir şekilde. Ve bu bilgisayar için de böyle. Yani otomasyon çağı başladıktan sonra da insan çok ciddi anlamda bir yaşam biçimi farklılığı yaşadı. Elektrikle de aynı şekilde. Şimdi yapay zeka ile de aynı şekilde. Bir sıkıntı şu, yapay zeka ile olan süreç daha, aslında daha demeyeceğim. Yani bu insanlar için de bu kadar belirsiz bir süreçti. Ama biz o süreçlerin ortalarında doğduk mesela ve kolay adapte olduk. Mesela 3. sanayi devrimi denilen otomasyon bizim hayatımız için çok tanıdık, bildik bir şey. Ama bu 1870'lerdeki insan için çok ilginç bir şey. Çünkü o zaman her şey elle yapılıyordu. Onlar da demişlerdir herhalde. Ya biz bu kadar kalabalık çalışıyoruz, makineler gelecek, işleri elimizden alacak, biz ne yapacağız? Yeni sektörler doğdu ama biz şu anda hem hali hazırda küçük çocuklarımız için hem hayata yeni başlayacak olanlar için çok ilginç bir eşikteyiz. Ve biz de bu süreçte doğru mentorluk yapabilecek durumda değiliz. Sorun o.
Bizler de bir sıfır noktasında bakıyoruz hayata. Bu dönemin adına VUCA denilmiş. Bu İngilizce baş harflerinden oluşan bir ifade. VUCA çağı deniliyor. Nedir VUCA çağı? Oynak, belirsiz, karmaşık ve muğlak. Ne kadar şey ifadeler değil mi? Böyle insanı düşündüren ifadeler. Yani oynak bir dönemdeyiz. Bastığımız zemin net değil. Yani değişim çok hızlı. Bugün buna doğru derken, bugün bu evet, bu olabilir, kabul edilebilir derken hemen yarın başka bir şeyin gerçeklik olarak karşımıza çıkabildiğini görüyoruz. Ya da belirsiz. Yani 2025 yılında ortaya çıkacak mesleklerin %65'i bilinmiyor deniliyor. Burada kaldı 5 yıl mesela bu yapılan çalışmaya. Ama bence pandemi sonrasında bu eski dediğimiz yani yapılan çalışmalar bile belki biçim değiştirecek. İşte karmaşık bir dönem diyoruz bu döneme. VUCA'nın işte kompleks olan kısmı. Ve muğlak, olayların sebeplerinin veya sonuçlarının net olarak açıklanmasının güç olması. Yani bu kavrama ben pandemi öncesinde denk gelmiştim. Biraz o zaman araştırma yapmıştım. Şimdi bugünkü sunumuma da eklemek üzere notlarıma dönüp baktığımda evet dedim yani. Hani o zaman da evet çok bizimle örtüşüyor demiştim ama şimdi çok daha fazla. Değişimin hızının ve kapsamının belirlenemediği bunu ifade etmek amacıyla kullandığımız. Şimdi bizim çocuklarımız VUCA gerçekliğinde yol almaya çalışıyorlar. Yani bu oynaklığın, belirsizliğin, karmaşıklığın, muğlaklığın bizde de bir karşılığı yok. Biz de aynı gerçekliğin içerisindeyiz. Şimdi bütün bu olaylar, bütün bu gerçeklikte Endüstri 4.0'dan VUCA çağı gerçekliğine kadar her şey insanda kolektif nevroz denilen bir şeyin ortaya çıkmasını sağlıyor aslında. Kolektif yani hepimizin toptan benzer psikopatolojik durumlar yaşaması. Mesela plansız dünya görüşünün kitlesel hareket, kitlede öyle çıkması. Yani plan yapabilirim ama işe yaramaz. O zaman ne diyecek insan? Günü gün et. Yani buldun ye, gez. İşte hani şu anda mesela pandemi sürecinde de öyle olmadık mı? Hepimiz evlerdeyiz, hepimiz belirsizlik içerisindeyiz. Hepimiz ne zaman iyileşmenin gerçekleşeceğiyle ilgili bir fikre sahip değiliz. Sürekli bir bilgi kirliliğinin içerisinde yol almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı ikna etmeye çalışıyoruz. Böyle bunu kolektif olarak yaşıyoruz. Yani bunalımımız da, beklentilerimiz de kolektif hale geldi. Hiçbir kişisellik yok bunun içerisinde. İşte kaderci bir yaklaşıma doğru evrilebiliyor bu nevrozumuz. Yani planlama yapmak mümkün değil. Yaptım, olmadı. Ben koşullarımın kurbanıyım. Kitle böyle de hareket edebilir. İşte bir diğeri kolektif düşündüğünde özgür olunmuyor arkadaş. O halde sorumlu da değilim. Yani yaparım olur. Bana ne? Zaten özgür değiliz. İşte o zaman ben bir cemaate üye olayım, bir partiye üye olayım, bir grubun içerisinde eriyip gideyim. Nasıl olsa ben birey olarak bir hiçim. Bu düşünce düşülebilir bu kolektif nevroz sürecinde. İşte fanatizme düşülebilir. Yani insanlar daha inanç izimlerde daha keskin, daha fanatik tutumlar sergileyebilir. Ya da işte tamamen bir felaket yaratılabilir. Mesela beklenilen şeylerden bir tanesi şu anda ülke içi savaşlar, çatışmalar, şiddet olayları, terör ya da daha büyük kitlesel savaşlar böyle süreçlerin arkasından gelebilecek olan şeyler ve insanlık şu anda iletişimin, etkileşimin daha yüksek olmasından dolayı kitlesel nevrozu birbirini de artırabiliyor. Yani İtalya'daki pandemi günleri Türkiye örnek oldu ve daha öncesinde biz onları üzülürken başlamıştık zaten yani değil mi? Onlar camlardan, balkonlardan şarkı söylüyordu falan. 2 gün sonra neredeyse biz aynısını yaşamaya başladık. Bunlar bizim hayatlarımızda ilişkiselliğin ne kadar öne çıktığını gösteriyor. Teknolojinin, ağ sisteminin yani internet erişiminin ucuz, kolay, erişilebilir olması bu aynı zamanda kitleselliği, bu kitlesellik de birbirini etkileme durumunu çok yükseltti. Biz birbirlerimizden çok etkileniyoruz bu anlamda.
ve insanlık kitlesel nevrozları çok sık yaşamıştı söylediğim gibi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda da, İkinci Dünya Savaşı sürecinde, o ölüm kamplarında, o işte milliyetçiliğin çok fanatik bir şekilde yaşandığı durumlarda aslında insanlık bunlara hep maruz kaldı. Yani o atom bombasının atılması süreçleri, sömürgeleştirme süreçleri, bunlar da insanlık çok büyük acılarla baş etti. Çok büyük. Belki birbirlerinden bizim kadar hızlı haberdar değillerdi ama insan birbirine acı verdi ve bazı insanlar da bu acılarla baş etmek için yöntemler geliştirdi. Şimdi bu İnsanın Anlam Arayışı kitabını çok Türkiye'de de çok ünlü ama hani dünya çok önemsedi, çok sevdi, çok benimsedi. İşte kapakta da yazdığı gibi 30'un üzerinde dile çevrildi. Çok milyon sattı ve Viktor Frankl'ın burada ilk ön sözde bu duruma ne diyor, ne düşünüyorsunuz bu kadar çok satması, bu kadar çok kabul edilmesine diye sorulduğunda çok ilginç bir cevabı var. Yani ben bunu diyor bir başarı olarak görmüyorum diyor bu durumu. Ben bunu çağımızın içinde bulunduğu acınası bir durum olarak görüyorum diyor. Yani o kadar çok diyor insanların anlama ihtiyacı var, anlam arayışı varmış ki benim diyor bu yazmış olduğum şey bu kadar çok tutuldu. Şimdi bunun bilmeyenler için çok kısaca hikayesinden bahsedelim. Viktor Frankl psikiyatri mezunu, tam mesleğe başlamak üzere, yani mesleğin içerisinde ama daha böyle tam hızını almamış ve çok inandığı bir çalışma. Aslında logoterapinin, yani birazdan bahsedecek olduğum anlam terapisinin ön hazırlıklarını ciddi bir şekilde yapmış ve Yahudi olduğu için de Almanlar tarafından Auschwitz'in en kötü günleri, en kötü şartlarına maruz kalmış, 4 yıl toplama kampında kalmış bir kişinin 9 günde kaleme aldığı bir kitap bu. 9 günde kaleme aldım ve isimsiz yayınlayacaktım diyor. Çünkü çok mahrem şeyler de vardı ama diyor insanlık adına bunları yayınlamak, paylaşmak gerektiğini de düşünüyordum. Hem diyor açık etmeyecektim kendimi hem de diyor işte siz şey yapın. Ama diyor bir baktım diyor yani bir şekilde diyor adım açık yayınlandı ve bu kitap diyor bir başarı hikayesi oldu. Halbuki diyor bu kitabın yarısından fazlası toplama kampında hayatta kalmakla ilgili toplama kampı gözlemleri. İkinci kısmı da insanın böylesi acılarla hep karşı karşıya kalması ama İnsanların hep acılara karşı bir tavır alabilme olanağını kendinde bulması, gözlemleri bu yönde ve bunu bir terapi yöntemi olarak şey yapıyor, temellendiriyor Viktor Frankl. Bu onun bir yaratmış olduğu bir kurama dönüşüyor. Şimdi kuramının adı yani asıl ortaya koymuş olduğu şeyin adı logoterapi. Bu logo, logos'tan gelen bir ifade. Logos, antik Yunan'dan beri ifade edilen, kullanılan bir kelime. Bu kelam, söz, anlam, yaşamın amacı çok çok geniş bir aslında şeyi var logos ifadesinin. Çok derin bir tarihçesi, derin anlamları var. Ama en öne çıkan şeylerden bir tanesi anlam. Sözle beraber gelen de bir anlam denilebilir ve Frankl'ın ifade ettiği gibi bir yaşamsal amaç, insanın güttüğü bir amaç olarak da yorumlanabilir. İkinci kısmında kitabın Viktor Frankl logoterapinin kavramsal boyutundan bahsediyor. O anlamda anlam arayışına temellendiriyor yani. İnsanın en büyük motivasyon kaynağı da diyor. İnsanın en büyük ihtiyacı da insanın anlam arayışıdır. Yani herkes bu dünyada neden var olduğunu bir şekilde merak eder. Bu merak onu farklı inançlara, farklı izimlere, farklı cemaatlere, belki de partilere, belki de daha küçük örgütlere yönelten şey. Ama bu sadece böyle bu anlamda değil. İnsan doğada da anlam arayışı yaşayabilir ki yaşar. Doğa da bunun için çok önemli bir alan. Sanat da bunun için çok önemli bir alan. Yani insanın yaratıcılığının ve adanmışlığının olduğu her yer bize orada insanın anlam aradığını gösterir. Yani insanlar
binlerce yıl öncesinden mağara duvarlarına resim yapmışlar. Ve biz soruyoruz neden böyle bir şey yaptılar? Ya neden orada bizon hayvanlarının o karanlık mağaralarda o kadar detaylı resmedilmesi durumu var? Bütün bunlara baktığımızda ilkel dinlerin ortaya çıkması, mitolojide sürekli dünyanın nasıl yaratıldığı, insanın bu dünyada neden var olduğu ve insanın nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili bilgiyi araması diye bir gerçeklik var. Ve yaşam, Frankl'ın ifadesiyle hep her koşulda keşfedilecek anlamlar getiriyor bize diyor. Yani böyle tek bir anlamdan bahsedemeyiz diyor. Her koşulda, her durum altında sürekli keşfedilen bir şeydir diyor anlam. Ve bu illa hayatının normal zamanları için değil, hayatının en dipte olduğu, kendini en kötü hissettiğin, en karanlıkta kaldığın, en büyük acıları yaşadığın, belki en büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığın zamanlarda bile bir anlam vardır diye ifade ediyor Viktor Frankl. Söylediği şey bu. Yani bu insanlık tarihi kadar da eski bir bakış açısıdır diyor. Ve onun çok öne çıkan söylemlerinden bir tanesi de asıl mesele diyor, bizim başımıza gelenler değil. Bizim bu başımıza gelenlere verdiğimiz cevaplardır diyor asıl mesele. Şimdi zannediyoruz ki herkes ölümü aynı karşılar. Zannediyoruz ki herkes idamı, herkes işkenceyi, herkes dışlanmayı, herkes yalnızlığı ya da sağlık sorununu ya da işte bir iflası, bir para kaybını yani bütün düşüşleri düşünün. Bu düşüşlerde insanlar hep aynı şekilde mi tavır sergilediler yoksa farklı farklı tavırlar içerisinde mi yer aldılar? Ve bizim başarı hikayesi dediğimiz hikayeler aslında hep de bir başarısızlıktan, hep de bir düşüşten kaynaklanmıyor muydu? Biraz buralara bakmak belki. Yani örneğin aklıma ilk gelen şu anda Honda'nın hikayesi. Böyle YouTube'da böyle çok güzel videolar var. Renault'un hikayesi var, Porsche'un hikayesi, Honda'nın, işte Hyundai'nin falan. Ya şimdi mesela izliyorum ben böyle bu markaların markalaşma süreçleriyle ilgili. Yani sizler de izlerseniz göreceksiniz. Ya bir tane normal bir süreç yok mudur içerisinde? Yani Honda'nın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş mesela. Yani bütün aksilikler, bütün şanssızlıklar, ya böyle üst üste talihsizlikler sanki bu adamın üstüne yağmış. Hani bir tane karikatür var ya böyle hiçbir yerde yağmur yok ama birinin tepesine yağıyor mesela böyle bulut tepesinin üstünde ve yağmur bulutu. Ya mesela yani sadece aklıma geldiği için yani bu örnek Honda ama ne bileyim Frida Kahlo'dan tutun da Kafka'ya kadar, işte Mustafa Kemal'den yani aklınıza gelecek bir sürü lidere kadar, sanatçıya kadar bakıyoruz hep böyle bir dezavantajdan çıkış var. Ama o dezavantajın içerisinde kalmamaları gerçeğini belirleyen, onların başlarına gelen şeylere verdikleri cevap. Onlar farklı cevaplar verdikleri için farklı hikayeler yazmışlar. Durum bu. Mesela şu anda Bursa İlmi Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce öğretmen, binlerce, 30 bine yakın öğretmenimiz var bizim kadromuzda. Bu mesela şu anda bir farkındalıkla burada 80-90'a yakın öğretmen var. İşte ben varım, ben de bu kurumun bir öğretmeniyim. Biz ne yapıyoruz? Ben bunlarla ilgili araştırma yapıyorum. Siz bu konuya meraklanmışsınız belli ki bu saatte. İşte belki oruçsunuz, belki çoluk çocuklu bir evde kalabalık bir ortamdasınız. Ama bir şekilde bilgisayarınızı açtınız ve bu ekranın karşısına geldiniz. Yani sizin de anlamla ilgili bir merakınız var. Belki de şu anda bizim müdürlüğümüze bağlı öğretmenlerden pek çoğunun da anlamla ilgili derdi var ama belki de uyumayı seçti. Belki de öfke krizleri yaşıyor şu anda. Belki de
Hani batsın bu dünya, ben de yok olayım, ne olacaksak olalım psikolojisinde. Bilemiyoruz, ben sadece senaryo yazıyorum. Ama diyorum ki şu anda hepimizin bir anlam sıkıntısı hep olacak zaten. Ama burada buna nasıl çözüm bulabilirim diye bakarak böyle bir yol almak ve buraya dahil olmak da senin farklı bir tavır sergileme durumunda olduğunu gösteriyor. İşte burada iki tane fotoğraf var dikkatle baktığınızda. Bir tanesi Sümeyye Boyacı'nın Barbie bebek olarak şey olması, rol model olarak şey yapılması, piyasaya sunulması diyeyim. Yani ağzıma da varmadı ama söylemek. Yani sonuçta ne oldu? Sümeyye iki kolu olmadan dünyaya geldi. Ama işte 13 yaşındayken mi ne? Moskova'da kişisel resim sergisi açıyor. Yani ayaklarıyla yapmış olduğu işte resimler Moskova'da sergileniyor büyük bir sanat galerisinde ve o da orada bulunuyor. İşte sonrasında hep yüzmeye meraklı ve burada da görmüş olduğunuz gibi söylediği söz bu. Yani yüzmek istiyorum ama kollarım yok. Bakıyor ama balıkların da kolları yok. Onlar da kuyruklarını daha çok kullanıyorlar değil mi böyle hareket etmek için? Dolayısıyla diyor ben buradan diyor gücümü aldım. Balıkların da kolları yok dedim ve yüzmeye başladım ve biliyorsunuz dünyada bir sürü madalyası, rekoru olmuş. İşte Barbie'ye de bu anlamda ilham vermiş ve bir bebeği yapılmış kişi. Yani şöyle söyleyeyim. Kim istemez ki hikayesinin böyle ödüllendirilmesini? Değil mi? Herkes kendi hikayesinin bir şekilde bir yerlere rol model olması, bir yerlere ilham kaynağı olmasını ister. Ama az önce söylediğimiz gibi herkes başına gelen olayları aynı metanetle ya da aynı bilgelikle karşılamadığı için farklı hikayeler ortaya çıkar. Aslında söylemek istediğimiz asıl şey burada bu. Bunu çok iddialı bir şekilde ifade ediyor Frankl. Her zaman insan diyor elinden her şey alınabilir bir şey dışında. İnsan özgürlüklerinin en sonuncusu bu. Hangi koşul altında olursa olsun insanın kendi tutumunu, duruşunu seçebilmesi. Şimdi mesela aklıma yine bir şey geldi. Şu an tam şu anda geldi. İranlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle idam edilme esnasında kızının karşısında olduğunu görüp gülümseyen bir babanın son fotoğrafı çekilmişti. Çok paylaşıldı bir dönem. Belki siz de rastlamışsınızdır. Yani elleri de arkasından bağlı ama şöyle yandan el sallayarak kızına gülümsemeye çalışıyor. Şimdi Frankl'ın bu söylemi aslında tam olarak bunu ifade ediyor. Diyor ki insan evet olabildiğince tutsak olabilir ama diyor insan bir özellikli bir özgürlüğünü asla ve asla kaybedemez. O özgürlük onun elinden asla ve asla alınamaz. Bu onun duruşunu, tutumunu belirlemesi özgürlüğüdür. Sizin duruşunuzu hiç kimse ama hiç kimse bu anlamda elinizden alamaz. Nasıl davranacağınızı siz kendiniz mutlaka belirlersiniz. İki büklüm ağlamaklı olmak da sizin seçtiğiniz bir durumdur. Dimdik durmak ve işte ölüme gülümseyerek gitmek de ya da işte alaycı bir bakış fırlatarak bu da sizin kahrınız olsun hani tamam ben de bu dünyadan gidiyorum ama siz de böyle işte hatırlayın beni diyerek son mesajınızı bile verme seçeneğiniz vardır. Yani insan tam anlamıyla seçeneksiz bir varlık değildir. Frankl'ın bize ısrarla ve ısrarla söylemek istediği şey bu. Şimdi bunun da şundan dolayı söylüyor. Toplama kampındayken o kadar çok gözlem yapma şansı oluyor ki bu arada toplama kampının gerçekten en ağır bölümlerinde çok ağır koşullarda yaşadığını biliyoruz. Yazdıklarından da onunla ilgili anlatılanlardan da ve şunu söylüyor diyor ki ben o koşullarda insanların eğer bir iç dünyaları varsa çok daha o sıkıntılardan kendilerini koruyarak daha geç zayıfladıklarını, ölüme daha geç yol aldıklarını gördüm. Çünkü
Bu krematoryum, yani o fırınlara gönderilen, önce gaz odalarında öldürülen, sonra fırınlara gönderilen insanlar şunlarla seçiliyor. Yani sakalları uzamışsa, yani bir cam parçası bile bulup o sakalı tıraş etmemişse, iki deri bir kemik kalmasına rağmen eğer iki büklüm geziyorsa, eğer böyle yani çöktüğünü gösteren emareler varsa, önce onları gaz odasına gönderiyorlar ve oradan krematoryuma. O yüzden ben diyor o gaz odasından hep yırtan kişileri diyor gözlemledim. O gözlemlediğim insanlarda diyor iki şey çok önemliydi diyor, dikkatimi çeken iki şey. Bir tanesi diyor sevgi bağları, bir tanesi de hayatta buldukları bir amaç ve anlam. Bununla beraber iç dünyalarındaki zenginlikleri. Yani bu insanlar diyor bir iç dünyaya sahiplerdi. Bu insanlarda bir anlam zenginliği vardı. Yani bir merak. Yani ne yaşıyoruz? Niye yaşıyoruz? Hani gerçekten de boşuna mı yaşanıyor bütün bunlar gibi. Ama bir taraftan da duruş olarak, hani bizim atalarımızın da söylediği çok önemli bir söz var ya, işte kan kus ama kızılcık şerbeti içtim de. Bunlar çok önemli ifadeler aslında. Frankl'da da öne çıkan şeylerden bir tanesi bu. Yani her durum ve koşulda sen nasıl duracağını kendin belirleyeceksin. Ve burada hep güçlü olmayı, her zaman güçlü olmayacaksın tabii ki. Kendisi de neler yaşamış ve tabii ki indim, çıktım, düştüm, kalktım diyor. Ama kaçabildiğim bir iç dünyam, bir zenginliğim vardı. Mesela orada küçük bir kalem buluyor, kağıt parçaları buluyor. Şu kitabı, yani o içeri girerken yanında bir kitabı var. Onu da alıyorlar onun her şeyiyle beraber. Onu çok rica ediyor. Diyor ki bu benim çalışmam, ne olur bunu bana verin. Hani bunu atmayın. Adam küfrediyor o anda ona, yani. Öyle bir senin hayatın kayacak burada, çalışmadan bahsediyorsun gibi bir tavır. Ama o orada mesela o kitabı yeniden yazacağım, yeniden yazacağım diye bir çaba içerisinde. Bir de şöyle bir anekdot anlatıyor. Diyor ki bunlar böyle çok, tabii Almanya'nın o sınırdaki o şeyin soğuk kış günlerini düşünün. Sabahın çok erken saatlerinde bunlar böyle çalışma kamplarına götürülüyorlar. Ama böyle insanlık dışı koşullarda. O sırada diyor ayakkabılarıma baktım diyor. Ayaklarım diyor ayakkabılarıma sığamayacak kadar yara bere içinde ve şiş. Ve yürüyemiyorum acıdan diyor. Berbat vaziyette. Botlarım artık parçalanmış. Ayaklarım içinde zor duruyor. Ve ben o ayakların üzerinde zor duruyorum. Şöyle bir an yaşadım diyor. Şöyle bir an. Gözlerim diyor bir an kapadığımda kendimi sıcacık bir amfide hayal ettim. Karşımda yüzlerce beni dinlemek üzere gelmiş olan öğrencim. Ben kürsüden onlara bu günleri anlatıyorum. Bu günleri. Ve diyor o dışarıdaki buz gibi soğuk sanki birdenbire dağıldı ve o hayalin sıcaklığıyla diyor daha bir güçlendiğimi hissettim. O anı hiç unutmadım diyor ve o beni çok güçlü kılanlardan biriydi. Yani içim, ruh halim, bütün o benim, ben yapan benliğim şunu söyledi. Dayanacaksın, güçlü duracaksın ve hayalini kurduğun o amfide bu günleri anlatacaksın. Ve hatta buradaki tecrübelerinle başkalarının dertlerine derman olacaksın. Ve bu çektiğin acıda bir anlam var. Bütün bu anlamları görebilmek için sen şu anda bu süreci tamamlamak zorundasın. Frankl çok yüksek, çok derin bir insan. Ve çıkıyor 4 yıl sonra. Diyor ki en önce gidenler, az önce söylediğim gibi, hayatla hiçbir bağı kalmamış, umutları çok çabuk kaybolan ve İç dünyaları zengin olmayan insanlardı. Kalanlar diyor, bu anlamda sizi temin ederim diyor, bir iç dünyaya sahip ve onları yaşamda tutan, ya ailesine kavuşmak istiyor diyor. Yani dışarıda sevdikleri kalmış. O insanlar daha güçlülerdi süreç boyunca diyor. Ölüme giderken bile daha onurlulardı. Ama diyor hiçbir bağı kalmamış insanlar en önde ölenlerdi. Hani bunu tekrar böyle altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi Viktor Frankl'ın temel üç noktası var insana dair ifade ettiği. Biz diyor bir beden varlıklarıyız. Bu bizim somatik boyutumuz. Bir diyor
psikolojik boyutumuz var. Psikotik varlıklarız diyor. Ama diyor bizim bunların çok daha üstünde, bizim tanrısallığımızı oluşturan, bizi diğer bütün canlılardan belki de, bütün varlıklardan belki de daha anlamlı kılabilecek bir olanak alanımız var. Bu bizim noetik varlığımız diyor. Aslında manevi benliğimiz diyor buna. Maneviyatımız bu bizim. Yani inançlarımız, kendi iç sesimizle kurduğumuz bağ, tefekkür yaptıkça gelişerek büyüyen bir iç benliğimiz. Ya kendimizle olan o ilişkiyi kurdukça dünyayla, evrenle, kainatla, diğer bütün canlılarla aramızda oluşan o bağlar noetik boyutumuz. Ve asıl diyor insanı insan yapan noetik boyutudur diyor Frankl. İnsanın diyor somatik varlığı hastalanır, psikolojik varlığı hastalanır ama noetik boyut diyor asla hastalanmaz. Noetik boyut diyor insanın hep sağlıklı kalan böyle bir iddiası var. Orada diyor yani akıl sağlığı gitmiş olsa bile bir insanın diyor hala diyor onun sezgilerinden aldığı, kendi benliğinden aldığı doğrular hala vardır. Tamamen diyor böyle insanlık dışı olmaz. Ve bizim logoterapi çalışmalarımız diyor insanın özellikle noetik varlığıyla diyor ilişkilidir. Yani Viktor Frankl'ın varoluşsal analiz ve logoterapi çalışmaları patolojik rahatsızlıklarla ilgili çalışmalar değildir. Biraz demeyelim. Sizin orada akıl sağlığınızın ve patolojik rahatsızlıklarınızın olmaması gerekiyor böyle bir çalışma, logoterapik bir diyalog içerisinde olmanız için. Bundan sonraki kısımda da yani eğer sizin herhangi ne bileyim obsesif kompulsif takıntılarınız, bozukluklarınız, herhangi bir şizofrenik durumunuz falan filan yoksa eğer siz logoterapi sürecine dahil olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi onun derdi hastalıklarla değil. Onun derdi mesela intihar etmek isteyen biri var. Anlam krizi yaşadığı için geliyor ona. Herhangi bir patolojik sorunu yok. Diyor ki yani nihilist bir boyuta gelmiş artık hayatı. Ya bu ya dünyada neden yaşadığımı bilmiyorum diyor mesela. Yani ben bu dünyada nasıl devam edeceğini bilmiyorum. İşte tam bu noktada logoterapi cevap verebiliyor. Ve onun hayata bağlanması için ne gibi aslında olanakları var? Bunu görmesini sağlıyor logoterapi buluşmaları, birliktelikleri. Burası niyet, yaratıcılık, ahlak, vicdan, değerler, sevgi boyutu insanın. Şimdi bunu neden anlattım? Amacım burada logoterapiyi anlatmaktan çok daha fazlasıydı. Başta da söylediğim gibi logoterapi bizim ebeveynlik ve öğretmenlik sürecinde bize nasıl yolumuza ışık tutacak bir kaynak olabilir? Bizim asıl derdimiz bu. İşte şimdi tam da bu noktada zaman içinde de az önce bahsettiğimiz endüstrideki 4.0 değişimi gibi öğretmenlikte de bir kendiliğinden olması gereken bir değişim yaşandı. Şu anda bahsedilen şey de öğretmenin 4.0 olması gerektiği. Şimdi 1.0 tıpkı bahsettiğimiz o İngiltere'deki sanayi çağının başlaması gibi diye düşünün. Sonrasında şekillenen okulda görev yapan öğretmen. Neydi onun derdi? Müfredattı değil mi? Ne öğretilecek? Nasıl ölçülecek? Nasıl değerlendirilecek? Ve işte ben bunları nasıl adam ederim? Tabiri caizse ama tırnak içinde söylüyorum. Yani böyle tamamen şekillendirme, biçimlendirme, böyle hizaya getirme, tek tipleştirme, işte militaristleştirme belki. Yani rahat, hazır ol, günaydın, sağ ol. Hani böyle onu hem toplumda, hem askeriyede, hem fabrikada ya da kadın için de aynısı geçerli. Fabrikada, toplumun içerisinde ya da işte evlendiği insanlar arasında uyumsuz yapmasın. İşte sesini çok çıkarmasın. Öyle her şeye itiraz etmesin. Evet efendim, tamam efendim diyen, biat edebilen ortalama kitle insanını yaratmaktı buradaki amaç. Aslında fabrika insanı. Çok özünde okulun böyle zorunlu ve sürekli olmasındaki tarihsel boyutundaki kısım şey, zorunlu eğitimde fabrika insanı oluşturmak. Bunu bizim bir seminer döneminde ben daha önce söylemişimdir belki içinizde olanlar biliyor olabilirler.
seminer döneminde bir kitle imha silahı olarak eğitim diye bir kitap okutuldu. Bakanlık, o zaman Ziya Selçuk yeni bakan olmuştu ve bize bir kitap listesi göndermişti. Orada Ranciere'in cahil hocası da vardı, bir eğitimci olarak Tolstoy da vardı ama bir kitle imha silahı olarak eğitim kitabı da vardı. Eğer okumadıysanız okumanızı, edinmenizi öneririm. Orada eğitimin oluşma niyeti çok sert ama çok önemli şekilde ifade ediliyor. Şimdi biz nereden nereye geldik değil mi? İnsanın noetik boyutu, vicdan, değerler, ahlak, manevi benliği, bütün bunlar insanı insan yapan en önemli tinsel boyutu dedik. İşte şimdi bizim burada öğretmen 1.0'dan öğretmen 4.0'a evrilen süreçte de şunu görüyoruz. Biz öğretmen 4.0'ın öğretmeninde öne çıkan özelliğin koçluk becerileri olduğunu görüyoruz. Neden böyle görüyoruz? Şimdi karşılıklı konuşsak eminim sizler cevaplarını vereceksiniz bunların. Ama ben sizler adına söyleyeyim. Çünkü bilgi her yerde değil mi? Bakın oturduğumuz yerden Muğla'ya gittik az önce. Belki şimdi kaç farklı şehirden öğretmen arkadaşımız var. Dün İngiltere'den falan bile bağlanan oldu. Yani biz bilgiye bir password, şifre aracılığıyla bedava, çoğunlukla sınırsız internetimiz olduğu müddetçe sürekli giriş yapabildiğimiz bir şey, yani alanda bilgi çok kolay karşımıza çıkıyor. Ama yani bunu illa böyle yayınlar yapmamıza gerekmiyor. Hani Google'da bir arama yaptığınızda milyonlarca bilgi karşınıza geliyor. YouTube'da istemediğiniz kadar farklı tarzda anlatıcılar bulabiliyorsunuz. Ama psikolojik durumlar, açmazlar noktasında teke tek ilişki arıyoruz. Ya da işte koçluk ilişkileri, koçluk ihtiyaçları, nasıl yaşamda yol alacağım durumlarında mentörlük almak ihtiyaçlarının çok sık olduğu bir çağdan bahsediyoruz. Çünkü ne çocuklarımız için ne kendimiz için olması gerekenlerle ilgili kafamızın tam netleşmediği bir dönemdeyiz. Bundan 30 yıl önce ne iş yapacağın belliydi, bunun için hangi üniversite okuman gerektiği belliydi, bunun için kaç soru çözmen gerektiği belliydi, değil mi? Daha belirgin bir çağdaydı ama şimdi yok işte geleceğin mesleklerinde doktorlukta daha alt sıralarda ama işte simülasyon uzmanlığı daha iş yapabilir mesela. Simülasyon uzmanlığı. Bu sefer işte farklı farklı mesleklerden rehberlik almaya falan filan başlıyoruz. Ve bizim aslında eğitim camiasının tam da bilgi aktaran öğretmenden çok koçluk becerileri yüksek, insanın bu anlam ihtiyacı sırasında ona rehberlik edecek, ona kaynaklar önerebilecek, onunla derin sohbetler yapabilecek insanlara ihtiyacı var. Bizim de öyle. Anne babalar olarak da öyle. Evet, orada öğretmenin teknolojik araçları kullanabilmesi ve bilginin beceriye dönüşmesine destek olması. İşte bizim bakanlığımızın yapmış olduğu tasarım beceri atölyelerinin ne kadar önemli olduğu, tam da bu 4.0 öğretmeni için aslında gerçek öğrenme, öğretme alanı olarak öne çıktığını bir kez daha burada görüyoruz. Ve bahsettiğimiz şey, insanın noetik boyutunun gelişmesi ancak öğretmen 4.0'lık çalışmalarla söz konusu olabilir, mümkün olabilir. Bu nasıl olacak diye baktığımızda, öğretmenin dediğimiz gibi rolünün 4.0'a doğru geçtiği yerde harıl 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 müfredat yetiştiren değil, onlara mesela Viktor Frankl'ın kitabıyla ilgili bir çalışma yapabilen öğretmen olmak. Çocuklar bu anlamda kulaklarını, gözlerini dört açar bir şekilde size yöneliyorlar. Çünkü gerçekten de tamam, yiyoruz, içiyoruz, alıyoruz, geziyoruz. Hani özellikle pandemi öncesinde. Evet de ya sonra? Nereye kadar böyle? Yani biz sadece dünyaya bunu şey yapmak, bunu yapmak için gelmiş olamayız. Yani işte o zaman az önce bahsettiğim gibi o kolektif nevrozun oluşma süreci, aşırı izimlere kayması, aşırı tarikatlar içerisinde anlam arayışına cevap vereceğine inandığı yerlerde heba olup gitmesi gibi şeyler de söz konusu. Şimdi Karl Jaspers varoluşçu filozoflardan bir tanesi. Onun da çok sevdiğim bir sözü bu. Bizim bugüne kadarki yaşadığımız dünyada bize öğretilen şey sanki dünyanın
bizim çözmek zorunda olduğumuz böyle şifreli bir kitap gibi olması. Ama Jaspers diyor ki hayır, dünya yazmak zorunda olduğumuz bir defterdir aslında diyor. Bu defterin dramatik bir yapısı vardır diyor. Çünkü yaşam bize gün be gün sorular sorar ve bizi sorgular ve bunlara cevap vermemiz gerekir. İşte tam bu noktada biz Frankl'ın kilit kavramlarından birini görüyoruz. Kopernik dönüşümü diyor buna. Neye? Buna dediğim ne? Biz hep yaşamdan ne beklediğimizi soruyoruz. Tıpkı Kopernik öncesine kadar bütün gezegenlerin dünya etrafında döndüğünü düşünmek gibi bir şeydi bu diyor. Ne yapıldı? Ta antik Yunan'dan Kopernik'e kadar dünya mükemmel bir küre. Zaten sabit olmak da bu anlamda bu kürenin özelliklerinden bir tanesi. Çünkü önemli, değerli olan hareket etmez. Hareket edilir etrafında. Dolayısıyla hani dünya dönmez, bütün gezegenler onun etrafında döner. Ama Kopernik bir gözlem yapıyor, bir çalışma yapıyor ve ortaya çıkan şey şu: hayır, aslında her şey dönüyor. Dünyada aslında güneşin etrafında dönüyor. Şimdi tam da buna benzetiyor bu paradigma değişimi Frankl. Diyor ki bizim yaşamdan ne beklediğimiz değil, yaşamın bizden ne beklediğini bilmemiz gerekiyor. Ve yaşam her an bize diyor ki evet, şimdi ne yapacaksın? Sen de her seferinde bu soruyu yanıtlamak zorunda olansın. Ve diyor, bu soruları yanıtlarken sen bir defter yazarsın aslında. Kaotik bir kitap okumaya çalışmak değil bu. Bir defteri yazmak, hatta o deftere kendi hikayeni bir destan gibi yazmak. Orada bir destan yazmak. Bu o kadar olayı önemli hale getiriyor ki aslında. O kadar farklı hale getiriyor ki. Kopernik dönüşümü yapmalıyız hayatlarımızda. Ben şu anda evde olmak istemiyorum. Ben şu anda işte bilmem ne diyarında, bilmem şu arkadaşlarımla şu kahveyi içmek istiyorum. İyi de şu anda senin ne istediğin önemli değil. Şu anda senden yaşam ne istiyor? Yaşam senden şu an evden çıkmamanı istiyor. Tamam, ama bu dünyanın sonu mu? Yaşam işte Viktor Frankl'ın 4 yıl bir Auschwitz'te ölüm kampında kalmasını istedi. İşte beni bilmem dağ köyünde kaç yıl öğretmenlik yapmamı istedi. Annemden, babamdan, tanıdıklarımdan uzakta, işte karın kışın ortasında. İçlerinizdeki o dramatik hikayeleri de düşünün. Kendi hikayelerinizi düşünün. Yaşam sizden isteseniz de içinden çıkamadığınız yerler karşınıza çıkardı. Ve orada size şunu sordu: şimdi ne yapacaksın? Sen sormuyorsun bu soruyu. Yani ben şu an senden bunu istiyorum değil. Ben şimdi ne yapacağım? Kendine bu soruyu sorman. Örneğin kendi hikayemden örnek vereyim. Ben bir dağ köyüne tayinim çıkıp atandığımda, hiç coğrafyada, tarihte, haritada hiç görmediğim bir yere gittiğimde 3 gün şok geçirdim. Su bile içemedim. Çünkü gerçeklik dünyamı zorlayan bir alandı orası. Gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyordum gördüğüm şeylerin. Her şey bana inanılmaz yabancıydı. Ve bir hafta sonra dedim ki bu böyle olmaz. Burada kalacaksın yani. O zaman burada nasıl kalacaksın? O zaman burada en verimli şekilde bu vakti nasıl geçireceksin? İşte ne yaptım? Kütüphane ilanları verdim. Gazetelere, oraya, mail adreslerine, bilmem nelere. İşte kitap yağmaya başladı. Orada bir kitap kulübü kurduk. Çocuklarla felsefe çalışmaları yapmaya başladım. Ondan sonra falandı filandı olaylar buraya geldi. Ne onlar, o köy beni unuttu, ne ben o köyü unuttum. Yani orada lanet olsun burada olduğuma deyip ders anlatmayı, yani ders anlatmamaya yemin etmiş öğretmenle çalıştım, öyle söyleyeyim. Ben bu köyde ders anlatmayacağım dedi. Farklı sebepleri vardı onun, böyle siyasi, miyasi sebepleri. O mesela kafayı yemişti yani oradan ayrılırken. Hani öyle söyleyeyim size. Çünkü onun istediği şartlar ve koşullar orada değildi. Benim de istediğim orada değildi. Ama ben kendime bu soruyu sordum: tamam, madem buradayız, şimdi ne yapacağım? Çocuklarımıza yapacağımız bir takım çalışmalar, farkındalık çalışmalarıyla, özellikle de okul süreçlerinde, bu Kopernik dönüşümünden onları haberdar etmek belki de bizim görevimiz. Bu soluk çıkmış ama. Şimdi Frankl diyor ki hayatta anlamdan bahsettik de, şu an çete bakmıyorum. Hepsine sonra bakacağım. Bilginiz olsun.
Bir an önce sunumu bitirmek istiyorum sizlerle konuşmak için. Diyor ki insan şey iki tane anlam vardır diyor hayatta. Bir tanesi diyor hayatın anlamı. Pardon özür diliyorum. Hayatın anlamı dediğimiz şey. Özür diliyorum. Chat deyince hep kafam karışıyor böyle. Yani hayatta anlam arayışındayız. Ama diyor Frankl, hayatın anlamı dediğin şey tek bir anlam değildir diyor. Bir nihai anlam var diyor. Bu evrenin var olma sebebi. Bu evrendeki bu dünya adlı gezegenin içerisindeki Türkiye adlı ülkenin içinde 2020 tarihinde yaşaması gereken bu benin neden burada olduğu ile ilgili anlamı ne yaparsak yapalım bulmamız nerede yani çok güç gibi yani sanki burası bize kapalı gibi yani Kant Immanuel Kant da bu, neredeyse aslında saf aklın eleştirisinde falan bunları çalışıyor. Diyor ki akla sınır çizmemiz lazım. Aklımızın bilebileceği şeyler var, bilemeyeceği şeyler var. Sanki bu nihai anlamda aklın bilemeyeceği şeyler kategorisinde. Ama diyor Frankl, anın anlamları vardır. Anın anlamları da diyor, toplanınca senin hayatının anlamı olur. Bu çok önemli. Şimdi burada anın anlamlarını da dünyaya verdiklerim, dünyadan aldıklarım ve koşullarımı değiştiremiyorsam kendimi değiştiririm kararı. Az önce benim doğu görevi yaptığım yerde anlatmaya çalıştığım şey aslında. Ben o zaman bu kitabı okumamıştım ama insanların dünyalarında onlara rehberlik eden bir iç sesleri vardır ya. Çok tefekkür ettikçe bu ses gerçekten artar. Bundan bahsediyorum aslında biraz. Dünyaya verdiklerim, yaratıcı yönümü geliştirmek, dünyadan aldıklarım, herhangi bir dostluktan aldıklarım, aldığım eğitimler, bunlar benim deneyim alanlarım. Bir de tutum ve davranışlarım. Yani şımarık bir çocuk gibi, hayır, ben şimdi evde oturmak istemiyorum. Ben işte bilmem nerede sörf yapmak istiyorum. İstediğin kadar de. Hayat diyor ki sana, hayır evde oturacaksın şu anda. Sen de o zaman ben bu evin içerisinde ne yapabilirim? Ben bu evin içerisinde bana bahşedilmiş bu sağlıkla şu anda ölen yüz binlerce insandan biri olmamayı nasıl kutlarım? Bu bir büyük bir nimet şu anda senin enfekte olmamış olman. Benim bugüne kadarki tecrübelerim var. Belki de belli yaratıcılık alanlarına sahibim. Dünyaya neler verebilirim? Aldıklarım deneyimlerimle neler yapabilirim ve tutum ve davranışlarımı nasıl belirlerim? Bütün bunlar senin hayatının yani anın anlamı oluyor. Dediğim gibi nihai anlamı çok karıştırmıyoruz. Çünkü aklımız yetmiyor buna. Onun da bize söylediği işte en temel şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. O zaman diyor yaşamın anlamı her zaman değişir. Yani hiçbir zaman benim yaşamımın anlamı iki nokta üst üste budur diyebileceğin bir şey yoktur diyor. Benim lisedeki yaşamımın anlamıyla, üniversitedeki yaşamımın anlamıyla, öğretmen eğitimi ve öncesinde yaşadığım anlamlar birbirinden farklı anlamlardı. Ve logoterapiye göre işte bu yaşamın anlamı üç farklı yoldan. Az önce bahsettiğim gibi eser yaratarak, iş yaparak yaşadığınızı hissedersiniz. Ortaya koyarsınız bunları. Dediğim gibi yine insanlarla bağ kurarak, Frankl'ın yönteminde insan çok önemli. İnsanla insan teması çok daha önemli bir şey. Yaşamında sağlıklı kalma yolu. Eğer diyor bu süreçte insanla etkileşirsen, tutum ve davranışların da değişirse, isyandan çıkıp da kim için ne yapabilirim dersen, bu zorunlu anları, hayatın anlamıyla ilgili sorunları daha kolay aşarsın diyor. Zaten bu aynı zamanda da insanın kendini aşması denilen şeydir. Ne mutlu değil mi şu an yardım yapabilenlere? Yani birçok kişinin faturasını ödeyebiliyorsan, erzak yardım yapabilmişsen, yani birinin ekmeğini alıp getirebiliyorsan bir yaşlının, yani ne mutlu değil mi? Ne mutlu yani. Senin pandemi gerçeğin ne? Hiçbir şey yapmayarak bu gerçekliğe küfrederek yatan uyuyan insanının pandemi gerçekliği asla aynı olmuyor tabii bu durumda. Çünkü sen tutumunu ve davranışlarını belirledin. Şimdi önemli bir nokta da şu. Diyor ki Frankl, şuradaki insanı görüyorsunuz çöp adamı. Bizim diyor okullarımızda
yaşam tarzımızda, anne ev ortamlarımızda öğreti diyor. Hep diyor şu kırmızı çizginin olduğu yeri, masumu görüyor musunuz bilmiyorum ama mutluluk, başarı ve güçtür diyor bizim diyor hedeflediğimiz şey. Çocuk ilk daha okul öncesinden itibaren sen nasıl başarılı bir öğrenci, nasıl güçlü bir insan, nasıl mutlu, nasıl mutlu, psikoloji düzgün, işte bilmem ne falan olmak üzere koşullandırılırsın diyor. Bunlar önce senin ailenin seninle ilgili talepleridir. Sonra sen bunları kendi taleplerin olarak görürsün ve hayatı buradan yaşamaya başlarsın diyor. Oysa diyor logoterapik olarak baktığımızda burası çarpı işareti konulması gereken yer. Gitmen gereken yer burası değil diyor. Senin gideceğin yer anlam ve amaç yolu olmalı. Bu nasıl? Aslında ben kendimi bilmekle beraber bu dünyaya nasıl değer katabilirim sorusunu sorarak mutlu ve başarılı ve güçlü bir insan olabilirim. Ama benim tek yolum başarı, mutluluk, güçse burası benim anlamı ve amacımı kaçırdığım bir yol olabilir. Ne demek istediğim anlaşıldı mı tam olarak bilmiyorum ama o bize başarıyı amaçlamanın dışında anlamlı bir hayat yaşamayı amaçlatıyor. Ve bunun çok örnekleri var. Yani bütün etrafınıza baktığınızda bile bazı insanlar vardır. Onun derdi güçlü olmaktan çok daha fazlası. Onun derdi değer yaratmaktır dünyaya mesela. Ama bir tanesine bakarsın dağda domuzu eksik her şeyi var. Ama başarı güç her şeyi elde etmiş. Ama bir bakıyorsun iki büklüm. Niye? Çünkü no, tamam diyor yani niye yaşıyoruz lan? Tamam var mal da var, mülk de var, para da var. Evet. Kime hayır var? Hiç kimseye. Mutlu mu? Hiç değil. Huzurlu mu? Asla. Peki kalıcı mı bu dünyada ismi? Öldükten onu tanıyan en son insan öldüğü anda o bitti. Değil mi? Ama mesela tabii çok yüksek bir örnek ama Hazreti Mevlana. Yani kaç insan öldü onu tanıdıktan sonrasını düşün. Kaç yüzyıl oldu öleli. Ama o hala var. Sokrates hala var. Platon hala var. Çünkü bu insanlar kariyer odaklı hayatlar kurmadılar. Bu insanlar hayata anlam katmak odaklı hayatlar kurdular. Yani başkasına iyi gelmek odaklı hayatlardı bunlar. Frankl diyor ki ben öğrencilerime hep söylerim. Başarıyı amaçlamayın. Bunu ne kadar amaç haline getirip bir hedefe dönüştürürseniz kaçırma olasılığınız artar. Sizin derdiniz başarı sahibi olmaktan çok daha fazlası olmalı. Kendinden daha büyük bir davaya kişisel olarak adanışını amaçlayan bir yan etkisi var olarak diyor bunun. Kişinin kendini başka bir insana bırakışının bir yan ürünü olarak oluşmalıdır güç, başarı, mutluluk. Yani şunu söylüyor. Ben ek dersimi alırım, maaşımı da alırım, işimi yapar, sınıftan çıkarım diyen öğretmenle. Ben gerçekten bu ülkenin bir öğretmeni olarak, ben bu ülkenin yetiştirdiği bir kişi olarak, buraya saygılı, sevgi dolu, çevresine yardım eden, doğaya iyi gelen, gerçek bir insan yetiştirmek istiyorum. Elimden çıkanlar gerçek insanlar olsunlar istiyorum diyen ve bunun için gece uykusunda bunun rüyasını gören, bununla ilgili çalışma yapan, araştırma yapan öğretmen aynı dünyanın insanı olabilir mi? Evet, bir tanesinin evi, arabası bilmem nesi vardır. Öbürü cebinden ona vermiştir. O proje için bilmem ne yapmıştır falandır filandır ama o insan yetiştirmiştir gerçekten. Onun da o gerçekten insan koymuştur ortaya. İşte oradaki anlamı yakalamıştır. Kendi hayatının anlamını zaten anlamı yakaladıktan sonra ortaya çıkan şey o muhteşem çocuklar olarak başarıdır. Bunu söylemeye çalışıyor. Yoksa diğer türlü 3 kuruş 5 kuruş ek ders peşinde gezer. Yani çok örneğimiz var bizim camiamızda bunun. Ama bakarsın hep parası yoktur mesela onun. Hep yoktur ama sizin hiç böyle bir konuşma gereğiniz de yoktur yani. Nedir? O hep yakalamak ister, kaçar. Belki senin eline, ayağına da bir sürü fırsat gelir. Böyle de bir şey yaratır hayat, değil mi? Böyle lütuflar yağar üstüne yani o yolda yürürken.
Diyor ki bilincinizi dinlemenizi ve bilginiz dahilinde bilincinizin sizden yapmasını istediği şeyi yerine getirmek için elinizden geleni yapmanızı istiyorum. Bilincinizin burada sizden istediğini yapmanız için. Çünkü diyor uzun vadede diyorum diyor, başarı sizin peşinizden gelecektir. Çünkü siz başarıyı düşünmeyi unutmuşsunuzdur. Şimdi ben öğretmenlerle ilgili böyle bir buluşmada neden böyle bir içerik oluşturmak istedim? Biz çok başarı odaklı söylemler, özellikle şu son dönem motivasyon konuşmaları. İstersen başarırsın. Başarırsan mutlu bir hayatın olacak. Bak gör yapabilirsinlerle aslında bir şeye doğru onları motive ederken bütünselliği kaçırmalarına neden oluyor olabiliriz. O yüzden bizim dünya görüşümüz içerisinde de, hayata bakış açımızda da eğer bu söylemler yer alırsa belki daha köşeli cümleler yerine daha yuvarlak ama daha anlama dair ifadeler kullanmamız da mümkün olabilir. Şimdi ben tabii bir taraftan da çocuklar için felsefe kimliğim var. Ama logoterapi de Sokratik diyalog üzerine kurulu. Tabii aslında bütün neredeyse baktığınızda bütün felsefe şey psikoloji alanlarında yapılan o terapötik tekniklerde temel şey o yüce Sokrates'in insanlığa armağanı Sokratik diyalog. Logoterapi de bunun üzerinden yürüyor. Sizler de mesela logoterapi ile ilgili olabileceğini düşündüğüm bu sorular üzerinden öğrencilerinizle, çocuklarınızla ya da istediğiniz insanlarla böyle bir soruşturma yapabilirsiniz mesela. Acılarından bir kahramanlık hikayesi yaratmış insan tanıdın mı? Mesela. Böyle bir insan örneği biliyor musun? Kim bunlar? Neler başardılar? Nasıl başardılar? Mesela aklıma ilk gelen örneklerden bir tanesi. Hani sosyal bilgiler öğretmeni kimliğimden de yola çıkarak, hani yıllarca inkılap tarihi anlatmış biri olarak, Mustafa Kemal'in hayatı bizim ilk ünitemizin önemli bir kısmını oluşturuyordu. Şimdi resmen büyük bir dram okuyorduk biz. Hani çocukların ağladığını bile biliyorum. Ya işte küçük yaşta babası ölüyor. Ondan sonra annesi de dayısının çiftliğine gidiyor. Ne bileyim işte o oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Hani hikaye biliyorsunuz diye. Ama bunun hayali var değil mi bu insanın? Ben asker olacağım ve üniforma giyeceğim ve başarılı bir insan olacağım diye hayatın içerisine giriyor. Ama onun hayatında başka idealler de var aslında. Sadece askerlik yapmak değil. Biz bunları nereden anlıyoruz? Biz bunları üniversitelerin içerisinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk kitaplığı diye bir şey var. Her üniversitenin kitaplığında var bu. Bir bakıyoruz orada 3908 mi ne kitap var. Yani 4000'e çok az kalmış bir kitap. Yani orijinal halleri fotokopilenmiş, üniversitelere gönderilmiş. Hep böyle çizilmiş, yanına notlar alınmış kitaplar var. Şimdi Mustafa Kemal'in hayatını hesaplıyoruz kabaca. İşte şu kadar Balkan Savaşı'nda geçti, şu kadar Şam'da geçti, şu kadar Birinci Dünya Savaşı'nda geçti. Topluyorsun, topluyorsun, topluyorsun. Evde yattığı zaman yok gibi bir şey. Sen şimdi bazen işte o cephedesin, şu cephedesin, bu cephedesin. Onlara da girmeyeyim. Ya bunlar, bu kitapların çoğu da Fransızca. 4000'e yakın kitabı nereden buldun? Nasıl getirttin? Nasıl okudun? Bir de savaşta yani aklına gelebilecek insanın kaçıncı sıradadır acaba kitap okumak? Yani biz sıcak evlerimizde, belki şezlonglarımızda, belki balkonlarımızda, ifil ifil esen havada bile okumayı zul sayarken kendimize, o neredeyse öne çıkan bütün filozofların, o dönem Avrupa'da ses getirmiş çalışmaların izini sürmüş, gemilerle onları bulunduğu yere getirmiş ve cephede kurşun altında savaşlar olurken o bir siperde bu kitapları okumuş. Yani koskoca acılı bir hayatın hikayesinin içerisinden bir destan bu büyük emekle ortaya çıkmış. Belki de biz kendi değerli insanlarımızın hikayelerini örnek vererek önce anlamını bul, amacına doğru yürü, yaşamının senin zaten başarı peşinden gelecektir. Ama Frankl'ın dediği gibi sen başarıya odakladıkça başarı senden kaçacak olan şeydir. Şimdi varoluşsal boşluk zaman da hızla ilerliyor.
Yoruldunuz mu bilmiyorum ama toparlayacağım hemen hızlıca. Modern insanın yaşadığı en büyük dertlerden bir tanesi bu iç sıkıntısı. Bu ne yapacağını bilememe, nerede duracağını bilememe olayı. Biz buna varoluşsal boboşluk diyoruz diyor Viktor Frankl ve bu diyor en büyük derdi insanlığın neredeyse yani. Her şey var, niye ben bu kadar mutsuzum, niye bu kadar boşlukta hissediyorum kendimi? Bir amacım yok gibi, nasıl bulacağım falan filan. Şimdi diyor ki ilerleyen otomasyon zaman içerisinde bizim hayatlarımızda çok daha fazla boş zaman yaratacak. Hatta 21. yüzyılda öngörülen şey, zaten ülkeler gitgide mesai saatlerini, haftalık gün saatlerini düşürdüler. Dolayısıyla insan daha fazla boş zamanın sahibi olacak ama bu boş zamanla insan ne yapacağını bilmekte çok zorlanıyor. Bu özellikle de sanayinin başladığı zamanlarda, ilk zamanlarından itibaren bir şey olarak ortaya çıkıyor. Pazar günü nevrozu diye. Haftanın 6 gün çalışıyorsun, 7. gün evdesin. Yani işe gitmiyorum diye seviniyorsun ama ne yapacağını bilemediğin için de saçma sapan doldurmaya çalışıyorsun günü. Bu işte Sartre'ın romanlarında da çok anlatılır. Mesela Bulantı'da da anlatılır gibi. İşte çok önemli bir konudur bu pazar günü nevrozu. Bizim hayatımızda yani burada diyor çok intihar olayları olur o gün. Mesela benim de tanıdığım biri pazar gününe intihar etmişti, gerçekten de öyle bir şey. Bu varoluşsal boşluk diyor gerçekten insanları çok yoran bir şey, acıtan bir şey. Ancak diyor işte mesela varoluşlardan bir tanesi Heidegger. Tam varoluşçu kabul etmez o kendini ama yine de onun otantik var olmak diye bir ifadesi var. Otantik varoluş. Şimdi herkes otantik, kimse otantik doğmaz ama Mustafa Kemal örneğinden verdiğimiz gibi o bir otantiklik timsali olarak önümüze çıkıyor değil mi? Otantik bir insan olmak. Yani cephede herkes ancak karnını doyurup uykuya vakit bulurken bu insan yüzlerce binlerce kitabı cephede okuyor gibi. Şimdi otantik olmayan bir de varoluşsal boşluk halinde olan kişiler kendini neye vurur diyorlar, diyor Frankl. Boş laf, boş merak, bir de belirsizlik. Yani bu insanlar bol bol dedikodu yaparlar. Bol bol gevezelik yaparlar. Gerçek diyaloglar oluşmaz bunların dostlarında ya da dostluk bile kuramazlar. Onlar dost olamazlar. Sadece onlar birbirlerini oyalayan insanları arkadaş derler. Bunların merakları gerçek merak değildir. Kim ne yapmış ne etmiş merakıdır. Magazinel bir meraktır. Ve bunlar zaman içerisinde kendilerini evleri, arabaları, sahip oldukları diğer şeyler sanırlar. Bu otantik olmayan insanların özelliği. İşte bizim tam da çocuklarımıza bu minvalde bir farkındalık yaratmamız. Otantik olanlar bunlar. Zaten bir önceki sorularda onu konuşacaktınız. Onlar nasıl otantik oldular? Onlar nasıl kendileri oldular? Nasıl bir karakter ortaya koydular? Koymayanlar ne yaptı da bunu kaçırdı? Ve nasıl biz otantik olacağız? İşte bunun yolu Sokratik diyalog. Yine geldiğimiz yer. Çünkü buradaki amaç sizin bu sorgulama sürecinde öğrencilerinizin kendi görüşlerini ifade etmeye, onları açıklığa kavuşturmaya, sebeplerini araştırmaya, yani bunları bol bol kullandığınızda kendini bilmeye dönük birer birey olmalarını sağlamaya vesile olmak gibi bir durumumuz söz konusu. Şimdi yine önemli logoterapistlerden Almanyalı Elizabeth Lucas'ın, toparlıyoruz şimdi artık, kendiliği tanımlama ifadesi şu: ben neyim? Ben diyor tinsel olanım. Yani o noetik boyutumuz vardı ya, manevi benliği olan. Kolları olmasa da ruhumun kanatları var diyebilen. Hani bedenden ibaret değil, daha büyük bir maneviyatın parçası olan. Diyor ki niye logoterapik bakış açısıyla, ben başıma geleni belirleyemem. Evet, belirleyemiyoruz. Hiç kimse şu anda bu tarihte evden çalışacağını hesaba katmamıştı. Yarın başımıza atom bombası, Allah korusun tabii ki, yağmayacağının da garantisi yok. Başıma geleni belirleyemem. Şuradan saksı düşse başıma ölebilirim. Ancak diyor ben tinsel bir varlık olarak sadece dışarıdan şekillenen biri de değilim. Ben aynı zamanda başıma gelen olaylara
cevap verenim. Yaşamım ile ne yapacağımı ben belirlerim. Ve dışarı verdiğim cevap benimle ilgili de bir şeyler ifade ediyor. Ben duruşumla kendimi aslında burada resmederim. Burada bahsedilen şey bu. Şimdi bahsettiğimiz bakış açısıyla yöntemimiz Sokratik diyalog ve felsefemiz logoterapi burada temel dayanağımız. Yani Kopernik dönüşümü, işte otantik olmaya doğru varışla beraber. Bu soruları size de sorabilirim. Mesela bir gün bununla ilgili buluşma bile yapabiliriz. Sadece bu sorular üzerinden bir felsefi tartışma oluşabilir. Mesela bunlar logoterapinin de soruları çünkü. Geriye baktığında kendini en çok kendin gibi hissettiğin anlar neydi? Cesaretini nasıl toplarsın? Kurtulmak istediğin korkuların var mı? Neler? Mesela bir genç sana hayatta öğrendiğin en önemli şey ne dese, ama sadece böyle öğrendiğin en önemli şey ne diye sorsa ona ne cevap verirsin? Şimdi neyi kutlamak istersin mesela? Hayatında ne olsa onu kutlamak istersin? Gibi gibi. Hayat senden acılarına rağmen ne bekliyor? İşte anlamlı eğitim deyince ne anlıyorsun? Anlamlı eğitimin amacı nedir? Falan böyle sorularla çocuklarımız, eşimizle de bu soruları konuşabiliriz. Dostlarımızla da bunları yapabiliriz. Öğrencilerimizle de bunlar üzerinden böyle farkındalıklar geliştirebiliriz. Amaç Mevlana'nın Misafirhane şiirine dönmek bence. Yani ben de bu şiirle toparlamak istedim, bitirmek istedim. Şimdi mesela geliyor değil mi üzerimize bir sürü şeyler geliyor. Diyor ki insan kısmi bir misafirhane. Her sabah yeni biri gelir. Bir sevinç, bir bunalım, bir zalimlik. Aniden farkına varmak her şeyin. Hepsi beklenmedik misafir. Hepsini karşılayıp eğle. Evin vahşetle süpürüp bütün mobilyalarını boşaltan bir kederler kalabalığı bile gelse, her geleni alnın akıyla misafir et. Olur ki yeni bir zevk getirmek için boşaltıyordur evini. Karanlık düşünce, utanç ve garez hepsini gülerek karşıla kapıda ve buyur et içeri. Minnettar ol her gelene, kim gelirse gelsin. Çünkü bunların her birisi öte taraftan bir kılavuz olarak gönderildi. Evet, tabii ki Mevlana gibi bu büyük üstatlar gibi olmak çok çok zahmetli ama onlar bize çok şey söylüyorlar. Yani belki bu şiir bile bütün bu anlattıklarımızı tek seferde toplayacak kadar önemli şeyler içerisinde barındırıyor. Ama bunları konuşmak da çok kıymetli. Ben de paylaşmak istedim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi size vereyim artık sözü. Mikrofonları açalım da Mahmut Bey konuşmak istedi. Şöyle bakayım çete bu ara. Evet, kim? Moderatör arkadaşlarımdan kim var burada? Hocam ben buradayım. Ha, Barış. Barış Hocam, tamam. Mahmut Hocam söz hakkı istedi. Hocam Mahmut Hocam el kaldırmadı. Okey Kaldırdı, işaretleri indirdi sanırım de ama el şimdi. kaldırdıysa. Ha, kaldırdı, indirdi. Kaldırdı şimdi yine. Sesini açtım hocamın. Açık görünmüyor ama bende de. Onun Açıldı mı bir... Mahmut Hocam? Hocam ben sesini... Ha Tamam, açtım. açıldı. Evet Tamam. hocam. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Gülsel Hocam. Çok faydalandık. Yani aldığımız eğitimlerden diğer eğitimler de tabii çok güzeldi ama bu biraz bize dokundu. Çok Ee, sevindim. başta Teşekkür başta ederim. da söylemiştim artık profesyonellik demiştim. İnsanlar özellikle öğretmenler bence bu koçluk yanaşımını, koçluk olayını bir el atmak zorundalar. Ben emekliyim yani normalde aslında biraz geç başladım. Dolmak üzere olan bir öğretmenim. Hani onu da belirteyim. Geçen yazın koçluk eğitimi aldım ve bu bende çok büyük değişiklikler oluşturdu. Dolayısıyla yani çocuklarımıza faydalı olmaktan ziyade önce kendimiz bu zor dönemin yani böyle her yönden işte bizi böyle teknolojik şey altına alan işte böyle pandemi de eklenebilirsin. Dediğiniz gibi yarın öbür gün daha değişik şeyler de eklenebilir. Artık dünya çok hızlı gidiyor yani.
Evet. Bu eğitimi bence tüm öğretmen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Alsınlar Çok teşekkür kendileri için. ederim. Kendileri için. Bir de şey, bu Franklin'in söylediği bir şey var insanla ilgili. Şimdi bizim orada zaman bilmiyorum çok da bundan sonra eğitim var mı almak da istemem ama onu hatırlat bana, bir efsane vardır kurtla ilgili. Derler ki kurt tam kıyametin kopmasına yakın böyle bir tepeye çıkacak. Çok kuvvetli bir fırtına esiyor. O kadar kuvvetli ki böyle kurtun bütün derisini falan böyle soyup atıyor ama kurdu bulunduğu yerden böyle bir milim bile oynatmıyor. Kurt orada ne kadar güçlü olduğunu öğreniyor ama artık onun ona bir faydası yok çünkü kıyamette kopmak üzere. Böyle bir efsane var. İnsan da bence böyle. Yani insan çok güçlü bir varlık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben bazen gidip şey yapıyorum pandemi olayını, rüya gibi diyorum. Ertesi gün bazen böyle markete falan çıktığım zaman bakıyorum herkes yine maskeli falan. Diyorum ki bu rüya değil. Yani bunları mesela bize bu pandemi işte bu salgın sürecinden önce birileri anlatsaydı böyle böyle olacak, insanlar böyle evde kalmayı göze alacak falan kimse inanmazdı. Değil Dolayısıyla mi? insanın böyle kullandıkça kullanmak isteyenlere artan bir gücü kuvveti var. Bu hem ruhsal hem beyinsel. İşte siz örnek verdiniz Atatürk, Mevlana falan. Onlar bence bu gücün farkında olup bunu kullananlar. Diyeceksiniz herkes bunu elde edebilir. Belki herkes etmez ama en azından bu biz öğretmen olarak böyle heveslerimiz olsun diye düşünüyorum. Ben Bir de de yine diliyorum. bir şey daha, bunu da bu Franklin'in anısına çok benziyor. Askerde ben işte bir takım komutanıydım. Operasyon alanındaydık. Böyle ilkbahar zamanları sulara girip çıkıyoruz botlarla. Tehlikeli alanlar olduğu için hani botu çıkar falan diye derelerden falan geçmek zorundayız. Sonuç itibariyle 15 gün sonra ayaklarımın altı paramparça oldu. Öyle hastane diye bir imkanımız da yok. Girdiğimiz alandan hastaneye falan gitme imkanımız da yok. Ayaklarım böyle paramparça, yürüyorum. Niye yürüyorum? Çünkü o zaman şöyle bir anlamlandırma yaptım. Bir takımdan da sorumluyum. Yani ben otursam o arkadaşlar, en eğitimleri benim. Onlar Evet. yatacak, yuvarlanacak. O anlam beni ne Evet. yaptı? Yürüttü. Yani biz Değil mi? kendi işte bu zor dönemlerde anlamlandırabilirsek kendimizi biraz anlamaya çalışırsak, biraz da gerçekten güçlü ve kuvvetli olduğumuzun farkına varırsak bence bu dönemi de daha iyi İnşallah. atlatmış. Biraz Ben karışık oldu de ama sizin eğitiminiz bunları bende şey oluşturdu. Çok çok teşekkür teşekkür ederim ederim zaman kaldırmanız. paylaştığınız için. Ben de şimdi zaman doluyor diye şunu söyleyeyim. Şimdi ben burada pek çok şeyi anlatmadım. Ben sadece bunun eğitimle gibi bir ilişki kurulabileceği üzerinden gittim. Benim bir logoterapi eğitimim de var. Hani bunun üzerinden de çok çalışmam oldu. Ama burası hani bu öğretmen eğitimlerini aşar düşüncesiyle size önereceğim kitap Viktor Frankl'ın Duyulmayan Anlam Çığlığı. Biz tamam böyle görelim ama belli çalışmalar da yapmamız lazım. Mesela Frankl'ın The Reflection diye bir kavramı var. Yani işte bir şeye aşırı niyet ettiğinde ona aşırı derecede odaklandığında o şey senden kaçar diyor. Bunları kırmak üzere yöntemlerini anlattığı Duyulmayan Anlam Çığlığı Viktor Frankl'ın. Yani bu kitaptan sonra anlam arayışından sonra okuyabileceğiniz teknik anlamda daha geniş olan kitabı Duyulmayan Anlam Çığlığı. Onun diğer bir kitabı Hayatın Anlamı ve Psikoterapi. Türkçe'de yani aslında çok kitabı var ama Türkçe'de olanlardan gösteriyorum. Hayatın Anlamı ve Psikoterapi. Yani yine Psikoterapi ve Din diye bir kitabı var. Bilinç dışındaki Tanrı diye ifade etmiş. Bunlar böyle okunabilir. Şimdi başta konuştuğumuz konular Endüstri 4.0, VUCA toplumu gibi kavramlar 21. yüzyıl gerçekliği. Evet, hiçbir eğitim almadan bunları okuyabilirsiniz. Evet, okuyabilirsiniz. Yani zaten öğretmeniz hepimiz, belli bir altyapımız var. Dolayısıyla bunlar bizim de okuyarak anlayacağımız kitaplar elbette. Şimdi, dördüncü sanayi çağından bahsettim. Bununla ilgili piyasada hızla kitapları artıyor. Bu konuyu iyi irdelemenizi isterim. Aa, yanıma almamışım. Mesela Ufuk Tarhan'ın T İnsan diye bir kitabı var. İşte Klaus Schwab'ın Dördüncü Sanayi Devrimi adlı kitabı.
bu Harari'nin hani Sapiens'in yazarı var ya, Sapiens'in yazarının 21. yüzyıl için 21 ders kitabı çok güzel anlatıyor 21. yüzyıl gerçeğini. Sonra hani Endüstri 4.0, Öğretmen 4.0 dedik. Yaşam 3.0'ı anlatıyor bu kitap. Yaşamı 3 ayrı boyutta ele almış. Benim tabii herkes okusun istediğim kitap Sokrates'in Savunması. Bu kitap çok ince bir kitap ama çok güçlü ve gerçekten anlamlı bir hayat nasıl yaşanır? İnsan felsefeyle nasıl ölmeyi öğrenir? Aslında felsefe ölmeyi öğrenmektir. Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir diye geçer felsefe tarihinde. Nedir bunun anlamı mesela? Ölmeyi öğrenmenin anlamı nedir? Burada bahsedilen şey tam olarak aslında ölemeyenleri düşünün mesela. Aşırı korkanları düşünün ölmekten. İşte ölmekten aşırı korkmanın nedeni maneviyat demiş bir arkadaşımız. O da olabilir ya da kendinin yaşayamadığını hissetmek, hayatın tam olarak tadına varamadığını, anlamı yakalayamadığını ve yarım bırakıp gitmek istemediğini söylemek gibi. Ama Sokrates neredeyse tamam diyor ya, yani böylesi daha iyi olacak demek ki. Hani böyle, yani ölmeyi öğrenmiş bir insan o baldıran zehrini içerken de aslında bize bunu gösteriyor. O hayatı o kadar iyi duyumsamış ve o kadar iyi anlamış ki aslında baktığınızda tam da felsefe ölmeyi öğrenmektir derken bunun örneği olarak karşımıza çıkıyor. Platon yazmış biliyorsunuz öğrencisi onun savunmasını. Bir de küçük küçük kitapları halinde de var, böyle derli toplu halde de var. Hepinizin evinde bulunsun bence. Platon'un diyalogları, yani Sokrates üzerinden özellikle Sokratik diyalogla yapılmış olan diyaloglar. Bölüm bölüm okuyabilirsiniz. Dün mesela Yavuz Samur Hoca'nın bu akşam da bir konuşması var bizde davetlimiz. 9.30'da akşam. Dün akşam Instagram'da bir canlı yayında böyle çok kısa dinleyebildim onu. Orada şey diyordu mesela, bir araştırma yapılmış. Evde 250'den fazla kitap olan çocuklar ve 250'nin altında kitap olan çocuklar üzerinden bir çalışmada şu gözlenmiş işte, yani akademik başarıları ve yaşam başarıları düşük kitapsız evde büyüyen çocukların. Tabii bu tek belirleyici olan şey değil. Bir sürü belirleyen değişken var. Ama kitaplarınızda, kitaplıklarınız olsa evlerinizde ve kitaplıklarınızda bu kitaplar bulunsa, çocuğunuzda şöyle bir göz dolgunluğu olsa hoş olmaz mı? Değil mi? Yani tamam, bunların PDF'lerini de buluruz. İşte o da olur, bu da olur, hepsi olur. Ama yani çoğumuz çoluklu çocuklu insanlarız. Yani şu temel insanlık tarihi kadar eski, değerli, hala değer atfedilen kitaplardan bir köşe yapmak da bizim boynumuzun borcu olsun. Özellikle de öğretmen camiası olmaktan kaynaklı da bu olsun. Herkesin olsun da biz daha çok mecburuz bence buna. Bence gerekli. Öyle söyleyeceklerim bunlar. Ufuk Tarhan'ı da söyledim. Böyle. Sizin katkı sunmak istediğiniz, paylaşmak istedikleriniz var mı? Mikrofonunuzu açabiliriz ya da mikrofonların hepsini açabiliriz. O da olabilir Barış Hocam. Hocam söz isteyenler el kaldırsınlar, sistem üzerinden öyle söz verelim. Tamam. Var mı? Yoksa burada ayrılalım mı? Vedalaşalım mı? Katkı sunmak isteyen varsa dinleyebiliriz. Vedalaşalım. Evet galiba Peki. hocam. Evet. Peki, hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Videolarımızı, bütün eğitim videolarını Bursa Yeğitek, Yeğitek Bursa YouTube kanalında görebiliyorsunuz. Benim de orada kendi yapmış olduğum eğitimlerden hariç Gülşah Köksal Alptağ yine sosyal medyadan ve diğer hesaplardan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. İlk fırsatta Teşekkürler yeniden hocam. Sağ görüşmek olun. üzere.